hemşeri. Hem herfis abezine paşa. Malumunuz 2018 yılında ciddi bir dövizde özellikle dalgalanma yaşandı, ciddi bir kriz yaşandı. Tabii bu direkt tarımsal girdilerin, tarımsal üretim girdilerine yansıdı. Bu neredeyse bazı işte gübre gibi, ilaç gibi, bazı tarımsal üretimin temel girdisi olan girdilerde %100'e varan bir artış söz konusu oldu. Sonradan tabii dövizin bir nebze gerilemesiyle bu fiyatlar geriledi, ancak bizim işte tarımsal girdiler olan gübre, mazot, ilaç, bunlarda o oranda bir gerileme yaşanmadı. Tabii bu neyi doğurdu? Bu tarımsal üretimin daralmasına sebep oldu. Üretimde üreticinin zorlanmasına sebep oldu. Üreticinin tarımsal üretime bir daha dönüp bakıp bir kuşkuyla bakmaya neden oldu. Şimdi bu anlamda işte önümüzdeki yıl, 2019 yılı içerisinde tarımsal üretimde bir alan olarak bir daralma olacağını düşünüyoruz bu girdilerden. Çünkü gerçekten çiftçi maliyetin, üretim girdilerinin çok yüksek olması nedeniyle bu kar marjının düşmesi, hani kar edebilme oranı düştüğü için hatta zarara uğrayacağı nedeniyle belki de bu üretimde önemli oranda vazgeçecektir. Bu çok olumsuz. Bu tabii sadece onda yaşanmadı. İşte hayvansal gıdaların üretiminde de yine aynı şekilde işte kesif yemin, kaba yemin, tarımsal üretime bağlı olarak üretim girdilerinin artması nedeniyle yine orada bir gerileme söz konusu. Tabii bunun yetkililerin bunun iyileştirilmesi yoluna gitmesi lazım. İşte bu teşvik olur, bu işte birebir çiftçiye katkı olur. Mutlaka ele alınıp tartışılması gereken bir konudur diye düşünüyorum. Girdiler çok yükseldi, maliyetleri yükseldi. Bu maliyetlerin yükselmesi maalesef üretim girdilerinin yükselmesi ve pahalı olmasına paralel olarak marketlerde satılan gıda ile tarımdan markete ulaşan gıda arasında çok büyük bir fiyat farkı var. Yani atıyorum işte bir ürünü tarlada üretirken çiftçi bunu
tarladan markete ya da toptancılara satarken bu 2 liraya satıyorum, markete geldiği zaman bu 6-7 lira oluyor. Bu bir kere büyük bir çelişki ve büyük bir zarar çiftçi açısından. Bu tabii bu dolaylı yoldan çiftçimizin Tarım Bakuru olmasına da etki ediyor. Nasıl? İşte tarım geliri iyi olan çiftçi Tarım Bakuru olup orada tarımsal işletmesi üzerine sigortasını yatırıp bu şekilde sigortalılık durumunu devam ettiriyor. Ancak maalesef bu sene özellikle biliyorsunuz Tarım Bakuru olan çiftçilerimizin Ziraat Odası'na kayıtları mecburidir. 2008 yılındaki bir kanundan dolayı mecburen Ziraat Odası'na kayıt olmak zorunda, ama maalesef bu sene bahsettiğiniz prim miktarının sigorta, tarımsal sigortalık prim sigortanın artması nedeniyle inanın ki birçok insan gelip kaydını iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü ödeyemiyor bu parayı. Bu şeyde borç yapılandırması, SGK borç yapılandırması bu yazın işte devletçe bir yapılandırma ve faiz indirimine girildi. O dönemde de işte o şeyden faydalanıp, o indirimden faydalanıp sigortalılık, emeklilik durumu veya parasını yatıran çiftçilerimiz oldu, ama sonrasında bu derece işte yüksek oranda Tarım Bakuru'na yapılan zam gerçekten çiftçi çok zor durumda bırakmıştır ve bu birçok kişinin Tarım Bakuru'nu iptal etmesine neden olmuştur. Türkiye'de meralarımız kanun olarak kesin, çok iyi bir şekilde korunma yoluna gidilmiştir. Hatta bir köydeki mera hiçbir şekilde, hiçbir surette bir metre bile daha dahi azaltılamaz. Bu şekilde korunması söz konusudur. Ancak şimdi bu meraların korunması yeterli değil. Meranın iyileştirilmesi lazım. İyileştirme yoluna gidilmesi lazım. Nasıl? Meralarımız işte bitki örtüsü olarak uzun yıllarca otlatılması nedeniyle ezilmiş, zarar görmüş, hatta neredeyse yok olma şeyine gelmiştir. Ama evveliyatı, yani kökü itibariyle mera olması nedeniyle hiçbir şekilde vasfı değiştirilemiyor. O ayrı bir konudur. Yani devlet o konuda yasa olarak iyi korumuştur. Ancak bizim bu meraların bu şekilde korunması yeterli değildir. Islah edilmesi lazım. Niye? İşte 2018 yılında yine malumunuz ulusal basına, yerel basına çok yansıdı. Özellikle gıdamızın temel gıdamız olan kırmızı et şimdi Türkiye'de yetersiz bir üretim olması nedeniyle yurt dışında ithalat yapıldı. Şimdi Türkiye gibi çok geniş meralara sahip olan, Türkiye gibi coğrafi olarak çok geniş bir alana sahip olan, Türkiye gibi her türlü iklimin, işte belki de 7 değişik iklimin, belki 8 değişik iklimin yaşandığı bir ülkede mikroklimalarla birlikte işte hayvansal ürünlerin üretilememesi, yurt dışına ithal edilmesi biraz da maalesef biraz abes yani. Şimdi Türkiye işte Çek Cumhuriyeti gibi, Slovakya Cumhuriyeti gibi ülkelerden kırmızı et ithal etmesi son derece hani olumsuz bir, hem burada çiftçimizin idamesi, geçimi sağlanamamakta, hem paramız yurt dışına gitmekte, hem Türkiye'nin meraları işte bu ülkelerin, sadece mera alanları bu ülkelerden daha büyük. Bir, belki iki katına büyüklükteki bir mera alanına sahip, ama biz bunları ne yapıyoruz? Değerlendiremiyoruz. Bizim teknik elemanlarımız da var, veterinerlerimiz de var, ziraat mühendislerimiz de var. Biz peki bununla yeterince fayda sağlayabiliyor muyuz? Faydalanamıyoruz. Ziraat mühendisleri arkadaşlarımız, yeni bitirmiş arkadaşlarımız, fakülteyi bitirmiş arkadaşlarımız atama bekliyor. Ama işte hem ziraat mühendisleri arkadaşlarımız bir anlamda atıl durumdadır, hem mera alanlarımız yine o şekilde atıl durumdadır. Ve biz de ne yapıyoruz? Yeterince hayvansal gıdaları elde edemiyoruz. Niye? Çünkü meralarımızı işletemiyoruz. Niye? Çünkü biz hayvansal üretimi sağlayamıyoruz. Bütün bunlar tabii bizim için büyük eksikliktir. Yetkililer buralar üzerine, her zaman söylüyorum, çok büyük projeler, çok entegre, kompleks projeler üretilmeli ki biz bu işi çözebilelim. Bu işlerin çözülebilmesi için ciddi yatırımlar, ciddi çalışmalar, ciddi projeler gerekiyor. Dolayısıyla yetkililerin bu konuya mutlaka ve mutlaka eğilmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda bütün dünyada, küreselleşen bütün dünyada çok büyük bir gıda sıkıntısı yaşanacağı şimdiki araştırmalar ve daha evvel yapılan araştırmalar tespit etmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin gelecekte buna hazırlıklı olması lazım.